Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Kerbela'da kanlı bir gözyaşı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Ebu Abdillah el-Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib el-Kureyşi el-Haşimi eş-Şehid radıyallahu anh. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin küçük çocukları ve Hazreti Peygamber'in göz bebeği Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hicretin 4. yılında Şaban ayında dünyaya geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulağına bizzat ezan okuyarak biricik torununun ismini koydu ve doğumunun 7. gününde akika kurbanını kestirerek Hazreti Fatıma annemizden saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki güzide torununu çok sever, onların isteklerini tereddütsüz yerine getirir, onlarla oyunlar oynardı. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken Hasan ile Hüseyin'in düşe kalka mescide girdiklerini görünce konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları kucaklamış ve Tegabun suresinde Cenab-ı Hak mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Onları görünce dayanamadım dedikten sonra konuşmasına devam etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına o kadar düşkündü ki onları sırtına bindirir ve gezdirir, secdedeyken de sırtına çıktıklarında inmelerine kadar beklerlerdi. Hicretin 30. senesinde Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Said bin As'ın Kufe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabey ile birlikte katılan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in hilafetinin ardından ortaya çıkan karışıklıklarda aklı selimle hareket etti. Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı halifeyi korumak için gayret sarf etmesi ve evine su taşıması bu aklı selim tavrın en güzel örneğidir. Babası Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçhenin halifeliği sırasında Hazreti Hüseyin Kufe'ye giderek onun bütün seferlerine katıldı. Şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat etti. Bu arada Hazreti Hasan Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman ona karşı çıkmak istediyse de itirazının reddedilmesi üzerine onunla birlikte Medine'ye gitti. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın vefatından sonra ise 1. Yezid'in hilafet makamına gelişine kadar geçen 11 yıllık süre zarfında kendini ibadete vererek züht ve takvaya dayalı bir hayat sürdü. Hazreti Hüseyin'in aklı selim tavrı ağabeyi Hazreti Hasan'ın vefatının ardından da devam etti ve fitne çıkarmaya yönelik atılan adımlara fırsat vermedi. Hazreti Hasan'ın vefat haberi Kufe'ye ulaşır ulaşmaz taraftarları Hazreti Hüseyin'e babasıyla ağabeyinin intikamını almak için emrini beklediklerini bildiren bir mektup göndermişlerdi. Hucur bin Adi'nin Muaviye'nin emriyle başlatılan camilerde Hazreti Ali'ye hakaret etme faaliyetine karşı çıktığı için öldürülmesi üzerine Kufe'nin ileri gelenlerinden bir kişi hem bu haberi iletmek hem de Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı Kufe'ye getirmek amacıyla Medine'ye gitmiş, durumdan haberdar olan Muaviye, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a fitne çıkarmak isteyen kimselere fırsat vermemesi konusunda tavsiyede bulunmuş, o da cevabı mektubunda, "Seninle savaşmak ve sana karşı çıkmak niyetinde değilim." demiştir.
Hazreti Hüseyin'in Muaviye'ye karşı takındığı olumlu tavır, hicretin 56. senesinden sonra Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat edilmesini istemesi üzerine değişmiştir. Medine valisi Mervan'ın Muaviye'nin halifelik makamına halef tayin ettiği oğlu Yezid'e kendi adına biat almasını isteyen mektubunu Mescid-i Nebevi'de okuması halk tarafında büyük bir öfkenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Abdurrahman bin Ebu Bekir, Medine valisi Mervan'a, saltanatı babadan oğula intikal ettiren Bizans sistemini Müslümanların başına getirmek istedikleri gerekçesiyle, Abdullah bin Zübeyir ise Allah'a karşı gelene itaatin caiz olmadığını öne sürerek biat teklifine karşı çıkarken, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da ortaya konulan itirazlarla hemfikirdi. Mervan'ın Mescid-i Nebevi'de yaşanan olayları rapor etmesi üzerine Muaviye, Medine'ye giderek muhalefet eden kişileri biat etmeleri için tehdit etti. Fakat başarılı olamadı. Hicretin 60. yılında Muaviye'nin ölümü üzerine hilafet mevkiine gelen Yezid, Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan'dan her ne şekilde olursa olsun Hazreti Hüseyin radıyallahu anh başta olmak üzere diğer muhaliflerinden biat almasını istedi. Velid, Mervan'la yaptığı istişarelerin sonucunda henüz Muaviye'nin ölüm haberi duyulmadan Hazreti Hüseyin'le Abdullah bin Zübeyir'i yanına çağırarak onlardan biat almayı düşünüyordu. Fakat onlar Muaviye'nin öldüğünü ve haberin halk tarafından duyulmasından önce biatlarının alınmak istediğini anladılar. Bunun üzerine İbn-i Zübeyir Mekke'ye kaçtı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ise Velid'le görüşmeye gittiğinde, "Benim gibi bir adam gizlice biat edemez. Zaten sen de halk katında açıkça yapmadığın bir biata razı olmazsın." diyerek ertesi gün halkın önünde biat edeceğini bildirdi. Mervan, Velid'e yanından ayrılmadan önce Hüseyin'in biatını almasını veya boynunu vurdurmasını tavsiye etti. Ancak Velid, "Sen benim için dinimi yıkacak bir şey tavsiye ediyorsun. Yemin ederim ki Hüseyin'i öldürmek suretiyle dünyanın her yanına, üzerine güneşin doğup battığı bütün mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem, yine de bunu istemem." diyerek tavsiyesini reddetti. Velid'in yanından ayrılan Hazreti Hüseyin, aile fertlerini de yanına alarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Yezid'e biat etmeyip Mekke'ye gittiğini haber alan Küferilerden Şebes bin Rib'i ve Süleyman bin Surat gibi bazı ileri gelenler onu halifelik makamına getirmek için kendisine davet mektupları yazdılar. Ayrıca Ebu Abdullah el-Cedeli başkanlığında bir heyet gönderdiler. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, durumu yerinde incelemesi için amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Küfe'ye yolladı. Hicretin 60. yılı Şevval ayında şehre ulaşan Müslim İbni Avsece'nin evine geldi ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh adına biat almaya başladı. Yezid, Müslim'in bu faaliyetini öğrenince Küfe valisi Numan bin Beşir el-Enşari'yi görevden alarak yerine Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı tayin etti. Ondan Müslim'i şehirden çıkarmasını veya öldürmesini istedi. Ubeydullah'ın Hazreti Hüseyin taraftarlarını ürküten tedbirler alması üzerine Müslim daha nüfuzlu bir kişi olan Hani bin Urve el-Muradi'nin evine yerleşti ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Hatta Ubeydullah'ın kasrını kuşattı. Ancak Ubeydullah'ın safında yer alan Küfe ileri gelenlerinin nasihat ve tehditleri üzerine ayaklanan halk dağılmaya başladı ve geceye doğru Müslim'in yanında sadece 30 kişi kaldı. Daha sonra onlar da dağıldı. Bu gelişmeler üzerine geceleyin Kinde kabilesine mensup Tav'a adlı bir kadının evine saklanan Müslim ihbar üzerine yakalanarak öldürüldü. Bu yüzden Küferilerden biat aldığını daha önce mektupla haber verdiği Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a onların sözlerinden döndüğünü bildiremedi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh
yeni gelişen olaylardan haberi olmadığı için Kufe'ye hareket etmeye karar verdi. Her ne kadar Abdullah bin Abbas ona Kufelilerin babasıyla ağabeyine yaptıklarını hatırlatıp sözünde durmayan bu insanların davetine uymamasını ve eğer Mekke'de kalmak istemiyorsa Yemen'e gidip orada Müslim'in hakimiyet kurmasını beklemesinin daha iyi olacağını söylediyse de Hüseyin radıyallahu anh Kufe'ye gitme kararından geri adım atmadı. Yezid'in halifeliğini tanımayan Abdullah bin Zübeyr ise Mekke'de kalmasını teklif etti ve biat almasına kendisinin de yardımcı olabileceği konusunda gösterdiği çabalarda fayda vermeyince Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hicri 8 Zilhicce 60 tarihinde umresini tamamladıktan sonra ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Kufe'ye hareket etti. Birkaç gün sonra bütün ailesini yanına aldığı için başlarına bir şey gelirse bunun soyunun tükenmesi demek olacağı endişesine kapılan amcasının oğlu Abdullah bin Cafer radıyallahu anh önce bir mektup yazarak durmasını istedi. Sonra da Mekke valisi Amr bin Said bin As el-Eştak'tan onun adına eman alarak kendisine gönderdi. Ancak Hazreti Hüseyin radıyallahu anh rüyasında Resulullah'ı gördüğünü ve ister lehine ister aleyhine sonuçlansın başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyleyerek geri dönmeyi reddetti. Yolda şair Ferezdak ile karşılaşıp Kufe'deki durumu sorunca halkın kalbi seninle, kılıçları Beni Ümeyye iledir. İlahi takdirse gökten iner ve Allah dilediğini yapar cevabını aldığı halde doğru söyledin. Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler, Rabbimiz her gün yeni bir iştedir. Takdir hoşumuza gidecek şekilde olursa nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O şükredenlerin yardımcısıdır. Eğer takdir umulandan başka türlü çıkarsa niyeti hak ve takvası da teneşir tahtası olan kimse elbette taşkınlık göstermez diyerek yolculuğunu sürdürdü. Ancak daha sonra Salebiyye'de karşılaştığı iki yolcudan Kufelilerin biatlarından caydığını ve Müslim bin Akil ile Hani bin Urve'nin öldürüldüğünü öğrenince geri dönmek istedi. Fakat bu defa Müslim'in oğulları ve kardeşlerinin ısrarı üzerine yola devam etmek zorunda kaldı. Bu sırada Hazreti Hüseyin radıyallahu anh kendisiyle birlikte gelenlere isteyenlerin ayrılabileceğini söyledi. Onlar da ayrıldılar. Yanında sadece aile fertleriyle birlikte yaklaşık 70 kişi kaldı. Böylece sayısı azalan kafile Hicri 2 Muharrem 61 tarihinde Nineva bölgesindeki Kerbela'ya ulaştı. Kufe valisi Ubeydullah'ın emriyle kafileyi uzun süredir yaklaşık 1000 kişilik kuvvetiyle gözetlemekle görevli olan Hür bin Yezid, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Kerbela'ya ulaştığını valiye bildirdi. O da kafilenin sert ve mustahkem yerlere sığınmasına engel olunmasını, susuz ve savunmasız bir yerde konaklamaya mecbur edilmesini istedi. Rey valiliğine getirilen Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas da ordusuyla Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine yürümesini ve bu meseleyi halletmesini emretti. Ömer bin Sa'd önce bu işe yanaşmak istemediyse de yoğun ısrar ve görevden alınma tehdidi karşısında kafilenin üstüne yürüdü. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Ömer'in gönderdiği elçiye kendisini Kufelilerin çağırdığını, 18 bin kişinin biat ettikten sonra biatlarını bozduğunu, dönüp gitmek istediğinde de Hür bin Yezid'in engel olduğunu ve kendisini buraya kadar gelmek zorunda bıraktığını anlattı ve izin verin dönüp gideyim dedi. Ömer bin Sa'd Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'la çarpışmak istemediği için bu cevaptan memnun kaldı ve durumu Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah ise Yezid'e biatı önermesini ve reddi halinde kafilenin Su ile irtibatını kesmesini istedi. Bunun üzerine Ömer, Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye çağıranlar arasında bulunan Amr bin Haccac'ı su yollarını kesmekle görevlendirdi. Sonra da
birkaç defa Hüseyin'le gizlice görüştü. Ubeydullah, Hazreti Hüseyin'in Mekke'ye geri dönmesi, Yezid'e biat etmesi ve İslam dini için sınır şehirlerinde cihat etmesi konusundaki seçeneklerden herhangi birisini kabul etmek üzereydi. Fakat Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın safında çarpışanlardan Şemir bin Zülcevşen ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını hatırlatarak Fırat Nehri ile irtibatı kesilmiş ümitsizlik içindeki Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı istediğine boyun eğdirmesini veya cezalandırmasını söyledi. Bunun üzerine Şemir ile Ömer'e bir mektup göndererek Hüseyin'in radıyallahu anh doğrudan kendisine teslim olmasını sağlamasını, bunu başaramazsa onunla savaşmasını, aksi takdirde kumandayı Şemir'e bırakmasını emretti. Şemir karargaha 9 Muharrem Perşembe günü ulaştı. Ömer bin Sa'd kumandayı, dolayısıyla kazandığı dünyalığı elden kaçırmamak için bu görevi yerine getireceğini söyledi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve yanındakiler o geceyi dua, namaz ve istiğfarla geçirdiler. Ertesi gün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde bir mushaf olduğu halde Ömer'in ordusuna yaklaşarak kendisinin buraya geliş amacını anlamaları, hakkında insaflı hüküm vermeleri halinde saadete kavuşacaklarını söyledi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın bu konuşması üzerine Hür bin Yezid yaptıklarına pişman olarak onun safına geçti. Ömer bin Sa'd'ın sancağıyla gelip ilk oku atması üzerine başlayan savaş, birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram şeklinde devam etti. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın savaşa başlarken 23 süvari ile 40 piyadeden oluşan askerleri kısa sürede azaldı. Savaşın sonlarında artık sıcak ve susuzluktan bitkin hale düşen bu az sayıdaki insanın başında piyade olarak cesaretle dövüşen Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine Şemir bin Zülcevşen'in emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan bin Enes en-Nehai önce bir harbe saplayıp Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı yere düşürdü. Sonra da atından inerek saçlarını ve başını kesti. İslam tarihinin en vahim ve sonuçları yüzyıllar boyunca etkisini gösterecek olayı yaşanırken, Ömer bin Sa'd'ın saflarında savaşan dünyalıklar, şehitlerin üzerlerindekileri soymaya ve çadırları yağmalamaya başlamışlardı. Bu arada Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın hasta yatağındaki oğlu Ali Zeynel Abidin öldürülmek istendiyse de Ömer bin Sa'd buna engel oldu. Şehitlerin cesetleri ertesi gün Beni Esed mensuplarının ikamet ettiği Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Tarih kanlı bir sayfaya 10 Muharrem 61 not düşmüştü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti Kerbela'da yere düşmüştü. İslam alemi o emanetin düştüğü yerden nasıl ayağa kalkacaktı? İslam alemi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti bilmiş, kimi zaman Kerbela'nın acısını yüreğinde yaşayan Müslümanlar onun ismini çocuklarına koymuş, kimi zamansa Resulullah'ın sünnetini ifa vazifesiyle onu omuzlarının üzerinde taşımıştır. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.
Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.